Şaban Bey, ben sizin o zaman dediklerinizden şunu anlıyorum. Yani bu köyde onu yapabilecek hiç kimse yok. Bu dışarıdan birisi geldi, bunları dışarı aldı, yaptı. Bunu da kim getirdi? Cevdet. Siz söylemiyorsunuz, Cevdet, ben söyleyeyim. Cevdet demiyorum Müge Hanım. Kim? Eğil, bak demin satılmış burada bir şey söyledi. E kim o zaman? Ya Emine Yaman dedi değil mi? Yani eğer düşmanlık varsa Şaziye Özcan için, düşmanlık varsa ya bunlardan ya Cevdet'in mafyalarından. Tamam, yani Almanya'daki cinayetlerden dolayı ya oldu. Ya onlardan ya tamam, başka bir çaresi olamaz bu cinayet. Peki Almanya'daki cinayetlerden dolayı olduysa o zaman satılmış beyin dediği gibi Müge Almanya'daki Hanım. Cinayetten canı yanan kim? Kim? Emine Müge Hanım. Kocası öldürülen kim? Emine. Emine. Emine'nin kardeşleri kim? Nafiye. Şaziye. Erkek kardeşleri kim? Sefer. Sefer. Hayır, o kocası öldürülen kocası. Nadiye. Nadiye. Adem. Şadiye. Şadiye. Tamam, kocası öldürülenin kardeşi, erkek kardeşi kim? Adem ve Yaşar. Ha, Yaşar kim? Yaşar son çayını içersin diyen. Adem Müge kim? Hanım. Madde alıp bağırıyorsunuz diyen. E satılmış da onu söylüyor. Müge Hanım. Aynı şeyi söylüyorsun. Satılmış. Söyle, ben bu ailenin satılmış içinde olduğuma göre. Aynı muhtar da biliyor. Satılmış o andan iyi miyim? Bir dakika. Yazıcı köyü de biliyor. Ben sizin söylediğinizi söylüyorum. Bakın ben söylemiyorum. Sen ne? Siz söylüyorsunuz. Ben tamam, söylüyorum. Elinden bu ailenin, bu ailenin Şenay. Bunu yapmadığına ben yine diyorum. Bu ailenin içinden bunu çıkmayacağına ben 70 milyonunca söylüyorum. Tamam, o zaman Almanya'dan değil yani bu. Almanya parasıyla başka katil olabilir. Başka katil nasıl çıkaracak oradaki kadını çoluğu çocuğu sevdirmeden? Ya Müge, ben yayın arası bir ihbar aldım, onu söyleyebilir miyim? Söyleyin. Türk Elinden beni aradılar, Türk Elinden aradılar. Aslan Yaman'ın, daha şimdi aradılar, Aslan Yaman'ın mezarının oraya bir tane beton perde örmüşler ve 30 harfiyat yük yıkmışlar. Ve bu harfiyat ora beton bitmeden önce Türkeli kasabasında öyle konuşuyorlarmış. Bu evden çok kötü kokular geliyor diye konuşuyorlarmış ve yalan, bu perde örtüldükten örüldükten sonra kokular gitmiş. Kesinlikle sen, böyle bir yalan. Dakika, dur, evet. Bir dakika. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz da perde, biz... Cevdet, Cevdet bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Perde örüldü mü örülmedi mi? Bir saniye. Aslan Yaman dediğiniz kim? Adnan Yaman, Hüseyin Yaman'ın kardeşi. Hı. Aslan Yaman'ın oğlu. Hı. Ve bunlardan daha da önce Müge Hanım, yani fazla da ileri gitmek istemiyorum. Bir tane de İlhan vardı, o öldü denilen, intihar edilen dediler. Hı. Çocuk sağ elini kullanan biriydi, Almanya'dan tanıyorum. Sol taraftan kafasına sıkmış. Sağ elini kullanan birisi. Yani o da aslında cinayete kurban gitti, intihar süsü verildi diye düşünüyorsunuz. Tamam, dur, oralara girmeyelim. Tamam, şimdi kimin evinden koku geliyormuş? Şaziye, hı, yengenin babasının evinden. Şaziye'nin evet, Maça Bey'in evinden. Hı. Neredeymiş o ev? O ev bizim köye girerken ilk ahşap ev sol tarafta. Tamam. Beton sol taraftaki beton ovi geçtikten sonra ilk gelen ahşap ev. Tamam, ne olmuş sonra o eve? Beton nereye dökülmüş? Beton Aslan amcamın mezarının oraya bir yere bir perde örmüşler betondan. Hı. Ve 30 harfiyat yük yıkmışlar oraya. Hı. Ve ondan önce çok kötü koku geliyormuş bu evden. Orası da eşinsin. Ora yapıldıktan sonra bu koku gitmiş. Bir, kafamı kurcalayan, yeni aldım ihbarı. Daha önden önce kafamı kurcalayan, hani mafyaya, hani diyelim mafya yaptı. Mafya takılıyorlar, mafya kaçırdı. Mafya kaçırmadı, mafya filmine fazla bakıp yaptırdıkları evin belki de betonunun içinde, temelinin içine attılar. Orası da eşinsin, bir yalan buçuk ay yanlış. Sonra eşinsin, bir aya kalmadan ev gittiler. Hani mafyanın vallahi en güzel yaptığı şeyler, mafya filminin en güzel yaptığı betonun içine insanı gömmek, çünkü çıkmayacak o, oradan imkanı yok. Ben de bunu anlamadım. Mafyayı birisi göndermiş de mafya niye Erdal'ın karısını öldürüyor? Yani Erdal'ın karısının mafyayla ne ilgisi var? O cevabı Erdal verecek. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.